Sadece 3 günde sonuç alacağınız efsane bir karışım. Bunların hepsi gözaltını ağrıtıcı etkiye sahip olan. Şöyle kestikten sonra bu karışımı buzdolabına koyun, tamam mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Bugün muhteşem bir karışım yapacağız. Ne işe yarayacak bu? Gözaltındaki torbalar var ya, onlara iyi gelirken aynı zamanda gözaltındaki koyu halkalara ve kırışıklara çok çok iyi gelecek. Üstelik sadece 3 günde sonuç alacağınız efsane bir karışım. Çünkü denendi, onaylandı. Şimdi öncelikle salatalık kullanacağız. Salatalığımızın suyunu çıkartıyoruz. Şöyle bir adet salatalık yeterli olacaktır. Çünkü bizim ihtiyacımız olan sadece 2 tatlı kaşığı salatalık suyu. Arkadaşlar ben böyle blenderdan geçireceğim ama elinizde blender yoksa ne yapacaksınız? Rendeleyip de salatanın suyunu elinizde sıkarak çıkartabilirsiniz tabii ki. Şöyle ekliyorum. Blenderdan geçiriyorum. Evet, salatalık suyumuzu elde ettik gördüğünüz gibi. Şöyle bunu bir kaba alıyorum. Arkadaşlar, önemli malzemelerimizden biri de mayonez. Mayonezi niçin kullanacağım? Bakın şimdi mayonez gerçekten içerik olarak çok zengin bir içeriğe sahip. İçerisinde limon var, sirke var ve aynı zamanda yumurta sarısı var. Bunların hepsi gözaltını ağrıtıcı etkiye sahip olan ürünler aslında baktığınız zaman. Bunları tek tek ayrı ayrı da kullanabilirsiniz ama ben mayonez kullanmayı tercih ediyorum. Ama şöyle bir durum var ki mayoneze hassasiyetiniz olabilir. Ondan dolayı yani mayonez alerjik reaksiyona açık bir üründür. Ondan dolayı mutlaka küçük bir yerde denedikten sonra bu karışımı uygulamanızı tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar mayonez kullanacağım. Şöyle bir kaba alıyorum bunu. Bu karışımı 3 gün boyunca ne yapacağız? Buzdolabında saklayabiliriz arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Şöyle. Daha sonrasında içerisine gül suyu ekleyeceğim. Gül suyu da hem gözaltınızın nefes almasını sağlayacak hem de gözaltınızdaki koyu halkaların renginin açılmasına sebep olacak ve gözaltında torbalarınız varsa bunlara çok çok iyi gelecek. Gül suyunun markasını göstermiyorum arkadaşlar çünkü bulamadım. Benim elimde çok kaliteli olan vardı, bitmiş, onun için normal bir marka kullanacağım. Ama siz gerçekten gerçek gül suları almaya dikkat edin. Şimdi ben size göstermek adına bunu yapıyorum. 2 tatlı kaşığı kadar gül suyu karışıma ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar aloe vera jel kullanacağım. Aloe vera jeli de gözaltındaki koyu halkalara iyi geldiğinden dolayı kullanıyorum. Şöyle hazır bir aloe vera jelim var. İyice homojenize olsun diye hazır olanı tercih ettim. Bundan ne kadar kullanacağım? Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Daha sonra hazırladığım salatalık suyundan 2 tatlı kaşığı kadar karışıma ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Homojenize olması lazım. Böyle eğer baktınız ki homojenize olmuyor ne yapın? Direkt tekrar bu karışımı blenderdan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, karışım iyice homojenize oldu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Sulu bir kıvam alıyor zaten. Şimdi bu karışımı 3 gün boyunca zaten buzdolabında saklayabilirsiniz. Ama benim sizlere tavsiyem, şimdi ben hemen uygulayacağım. Ama benim sizlere tavsiyem şu şekilde gazlı beze alın. Kesin ikiye. Gazlı beze de tülbent de olabilir. Benim elimde gazlı bez vardı. Şöyle kestikten sonra bu karışımı buzdolabına koyun. Tamam mı? Daha sonrasında 3-4 saat kadar bekletin, sonra gözaltlarınızı uygulayın. Etkisini çok daha hızlı göreceksiniz. Bakın şöyle attık. Normal kapalı kapta da bunu yapabilirsiniz, saklayabilirsiniz buzdolabında. Şöyle, bakın gazlı bezlerim karışımın içinde. Gazlı bez olmasına gerek yok, dediğim gibi tülbent de olabilir. 3-4 saat beklettikten sonra buzdolabına koyduğunuzda o şişlikleri anında indirmeye başlayacaktır zaten. Bu şekilde de tabii ki işe yarar ama diğer türlü çok daha hızlı etkisini görürsünüz. Dediğim gibi 3 gün boyunca uyguluyorsunuz. Ben şimdi zaten nasıl uygulayacağımı size göstereceğim. Bakın şu şekilde gazlı bezlerimiz aslında 3-4 saat dediğim gibi buzdolabında bekleseniz çok daha hızlı etkisini göreceksiniz. Gazlı bezlerimiz bu şekilde. Ne yapıyoruz? Gözaltlarımıza yapıştırıyoruz bakın. Damlıyor birazcık ama olsun, silersiniz oraları. Bu şekilde yapıştırdık ve yarım saat kadar şu şekilde arkadaşlar bekletiyoruz. Gördünüz mü?
yapışıyordu iyice. Yarım saat bekleteceğiz, yarım saat sonra yıkayacağız. Sonra göz altımızdaki farka inanamayacağız. Arkadaşlar ama bakar mısınız göz altlarım daha ilk uygulamada nasıl ışıl ışıl pırıl pırıl parladı. İnanılmaz etkili bir karışım. Buzdolabında saklasaydım neler olacağını artık siz düşünün. 3 gün boyunca düzenli uygulayın, sonra ne yapın biliyor musunuz? Bana dua edin. Yine geldik bir videonun sonuna, yine üzgünüz ama sıkıntı yok. Haftaya tekrar efsane bir karışımla bir araya geleceğiz. Ne diyorduk videoyu sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerimle.